Evet arkadaşlar 15. simülasyon testimizde devam ediyoruz. 7020 lira yaşları 22-25-29 olan 3 kardeşe sırasıyla 2-3 ve 4 ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Küçük kardeş aldığı miktara itiraz edince 7020 lira 2-3-4 ile ters orantılı olacak şekilde yeniden sırasıyla dağıtılıyor. Buna göre küçük kardeşin son durumda payına düşen miktar ile ilk durumda payına düşen miktardan kaç lira fazladır? Önce 7020 lirayı 2 3 4 ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştıralım arkadaşlar. 22 yaşında, 25, 29 yaşındaki çocukları yazdık. Sırasıyla 2K, 3K, 4K şeklinde parayı alacaklar ve toplam para 7020 lira olacak. Burada 9K eşittir 7020'den 7 kere 9 63 72 oluyor 780 geliyor. O zaman küçük çocuk kaç lira almış oluyor? 2 çarpı 780'den 1560 TL almış oluyor. Bu küçük çocuk itiraz edince bu kez de 2 3 4 ile ters orantılı olacak şekilde dağıtılıyormuş para. O zaman şöyle diyelim. 2x eşittir 3y eşittir 4z. Arkadaşlar bu ifade 2, 3, 4'ün ek olan 12m'ye eşit olsun. 2x 12m'ye eşitse x'imiz 6m'dir. Yani bu kez küçük çocuk 6m kadar para alacaktır. y'imiz 3y eşittir 12m'den 4m'dir. 4z eşittir 12m'den 3m'dir. Toplamı bize 13m'yi verir. Bu paranın toplamı 7020'ye eşit arkadaşlar. Buradan ee, 540 gelir. M'yi 540 bulduk. Küçük çocuğun aldığı para 6 çarpı 540'tır. 6 kere 4, 24, 30, 3.240 TL'dir. Aradaki farkı soruyor arkadaşlar. 1680 olacak. Bir güç motoru ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. İlk çalıştığı anda 0,5 litre benzin harcamaktadır. Açıldığı andan itibaren her bir dakikada 0,4 litre benzin harcamaktadır. Buna göre hiç kapatılmadan 9,7 litre benzin harcayan motor kaç dakika açık kalmıştır. Arkadaşlar ilk çalıştığı anda 0,5 litre benzin harcıyorsa buradan 0,5'i bir çıkartalım. 9,2 olur. Yani çalıştığı süre boyunca 9,2 litre benzin harcamış olacak. Bu 9,2 litreyi 0,4'e bölerek kaç dakika çalıştığını bulacağız. 0,4 litre harcayarak 1 dakika çalışıyorsa 9,2 litre harcayarak kaç dakika çalışmıştır sorusunun cevabı bu olacaktır. E bu da nedir? 92 bölü 4'ten 23'tür. Demek ki 23 dakika açık kalmıştır. Birinci ve ikinci torbada aynı türden belirli miktarda ceviz vardır. Ayşe Hanım cevizli baklava yapmak için bu torbalardan belirli sayıda ceviz alacaktır. Birinci torbadaki ceviz sayısı ikinci torbadaki ceviz sayısının %60'ı kadardır. O zaman ikinci torbadaki ceviz sayısını 100 istersek birinci torbadaki 60x olacaktır. Cevizli baklava için Ayşe Hanım tüm cevizleri birinci torbadan alırsa birinci torbada kalan ceviz sayısı ikinci torbadaki ceviz sayısının yüzde 25'i kadar oluyor. O zaman şöyle diyelim birinci torbadan alırsa ikinci torbanın yüzde 25'i kadar kalıyorsa kalan miktar 100x'in yüzde 25'i de verecek arkadaşlar. İsterseniz şöyle yazalım bize 25x'i verir. Birinci torbada 25x kalıyorsa kullanılan miktar 60x eksi 25 xten 35 x kadardır. Eğer Ayşe Hanım baklavasını fıstıklı yaparsa 4 tane cevize ihtiyacı olacaktır. Ve bu cevizleri ikinci torbadan alırsa ikinci torbada kalan ceviz sayısı birinci torbadaki ceviz sayısının %50 fazlasına eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar 4 tane ceviz alacak alt tarafı. Bunun %50'si nedir? 60x çarpı 50 bölü 100'den 30x'tir. Bize diyor ki ikinci torbadan ceviz alındığında birinci torbadaki miktardan %50 kadar fazla kalacaktır diyor. O zaman arkadaşlar 60x artı 30x'ten ikinci torbada en son 90x kalmıştır. Burada 4 tane ceviz 100x eksi 90 xten 10 xe tekabül ediyor. Cevizi baklava için Ayşe Hanım kaç tane ceviz kullanmalıdır? Arkadaşlar toplamda 35x kullanıyordu. Öyle değil mi? O zaman şöyle diyelim. 4 tane ceviz 10x'e bedelse 35x ceviz neye bedeldir? 35 çarpı 4 bölü 10 2'ye bölü 2, 2'ye bölü 5 5'e böl 1, 5'e böl 7, 7 kere 2, 14. 14 tane ceviz kullanması gerekiyormuş. Eşit büyüklükteki 5 parça tavuk göğsü bir tavada kızartılacaktır. Bu tavada aynı anda en fazla 2 parça tavuk göğsü pişirebilmektedir. Ve her bir tavuk göğsünün bir yüzü 7 dakikada pişmektedir. Buna göre tavuk göğüslerinin hepsi bu tavada en az kaç dakikada pişebilir? Arkadaşlar tavuk göğüslerini numaralandıralım. Elimizde 5 tane eşit boyutlarda tavuk göğüsü var. Şimdi tavaya birinci ve ikinci tavuk göğüslerini koyuyorum arkadaşlar. Temas eden yüzeyi pişiyor. 7 dakika geçti. Daha sonra arka yüzlerini çeviriyorum. 7 dakika sonra o yüzleri de pişecek. Toplamda 14 dakikada 1. ve 2. tavuk göğüsleri pişti. Şimdi tavaya 3. ve 4. tavuk göğüslerini ekliyorum arkadaşlar. Bunların tavayla temas eden yüzeyleri 7 dakikada pişti. Sonra 3. ve 5. göğsüleri aynı tavaya tekrar koyuyorum. 3. tavuk göğsünün pişmeyen yüzüyle 5. tavuk göğsünün bir yüzü 7 dakikada pişti. Bu durumda Üçüncü tavuk göğsünün de tamamen piştiğini görüyoruz. 4. ve 5. tavuk göğsünün bir yüzü daha pişmesi lazım. Onları aynı tavaya koyuyorum arkadaşlar. Toplamda 7 dakika sonra bu göğüsler de pişiyor. Geçen süre 35 olur arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Sınavda gelse 42 işaretleyecek çok öğrenci olacaktır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir şirket sahibi her ay karının belirli bir oranını 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf performanslarına göre ayırdığı 5 çalışanına prim olarak aşağıdaki grafikte verilenlere göre dağıtmaktadır. Arkadaşlar okumadan önce şu açıyı da bulalım. 90 burada var, 90 burada var, 60 buraya da 120 derece kalır. Şirketin ayda karı 50.000 TL'nin altında ise karın %20'si, 50.000 TL'nin üzerinde ise karın %30'u dağıtılmaktadır. Şirket ilk ay 60.000 TL, ikinci ay 30.000 TL kar etmiştir. Buna göre ilk ay 3. sınıf performansa sahip çalışanın aldığı prim İkinci ay dördüncü sınıf performansa sahip çalışan aldığı primin yüzde kaç fazlasıdır? Şimdi ilk aya bakalım arkadaşlar. 60.000 TL kar etmiş. 50.000 TL'nin üzerinde olduğu için bu karın yüzde 30'unu 5 çalışanla dağıtacak. O zaman 60.000'in 60 yüzde 30'unu alırsak 18.000 gelir. Bu 18.000 360 derecelik ee, buradaki merkez açıya sahip kişilere dağıtılacak. O zaman şöyle diyelim. 360 dereceye 18.000 geliyorsa ilk ay 3. çalışan diyor ya arkadaşlar. 60 dereceye kaç bin verecektir? 6'ya bölmüş. 6'ya bölelim. 3.000. O zaman 3. çalışan 3.000 prim alacak arkadaşlar. Şimdi ikinci ay 30.000 kar elde edildiğini söylüyor. 50 binin altında olduğu için karın %20'si bu 5 kişiye dağıtılacak. O zaman yazalım. 30 çarpı 20 bölü 100. 30 binin %20'sini alıyorum. 6.000. 360 dereceye 6.000 dağıtılacak. Burada dördüncü çalışan 120 dereceye tekabül ediyor. Merkez açıları da orantılı olarak dağıtılıyor. 3'e böl, 3'e böl. Demek ki dördüncü çalışan 2000 TL alacak. Bize diyor ki üçüncü çalışan dördüncü çalışanla yüzde kaç fazla almıştır? Arkadaşlar aralarındaki fark 3000 eksi 2000'den 1000'dir değil mi? O zaman diyeceğiz ki 2000'de 1000 TL fazla oluyorsa yüzde ne kadardır? Bakın yarısı yarısını alacağım 50. Demek ki yüzde %50 kadar fazlaymış. Zeynep ile Ayşe bir bankada işlem sırasına girmişlerdir. Bu sırayla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Zeynep baştan 16. sıradadır. Ayşe sondan 12. sıradadır. Ayşe ile Zeynep arasında 4 kişi vardır. Her bir işlem en az 90 saniye sürdüğüne göre 1. sıradaki kişinin işlemi başladıktan en az kaç dakika sonra Ayşe işlem yapmaya başlar. Ayşe'nin önündeki herkes işlem yapmıştır diyor. O zaman arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Ayşe'yi Zeynep'ten önde düşüneceğiz. Yani şöyle anlatalım. Zeynep burada. Ayşe sondan burada. Ayşe burada. Şimdi aralarında da 4 kişi varsa 1, 2, 3, 4 olsun. Şurada 16 kişi var arkadaşlarım. Şimdi dikkatlice ilerleyelim. Zeynep aradaki 4 kişi. 1 2 3 4. Ayşe de burada. Toplamda kırmızıyla çizdiğim kaç kişi oldu? 6 kişi. 16 kişi vardı. O zaman Ayşe'nin önünde toplamda 10 kişi vardır arkadaşlar. Madem 10 kişi var, diyor ki bize her bir işlem en az 90 saniye sürdüğüne göre birinci sıradaki kişinin işlemi başladıktan en az kaç dakika sonra Ayşe işlem yapmaya başlar. Her bir kişi en az 90 saniye işlem yapıyorsa 10 kişi ne kadar işlem yapacak en az 10 çarpı 90 saniye. Şu anda saniye cinsinden bulduk. Bunu 60'a bölerek dakikaya çeviriyorum. Arkadaşlar 3'e böl 2, 3'e böl 3, 5 kürü 3, 15. Demek ki en az 15 dakika sonra Ayşe işlem yapmaya başlar. Tabi burada şöyle de düşünebilirdiniz. Bakın Zeynep bu şekilde. Ayşe sondan bu şekilde. Aralarında da 4 tane kişi var. O zaman Ayşe'nin alabileceği en fazla süreyi bulmuş olursun. Yani Ayşe'nin işe başlama, işleme başlama süresini en fazla bulmuş olursun. Burada buna dikkat edelim arkadaşlar. Aynı ekosistemde yaşayıp Aralarında besin piramidi oluşturmuş 5 popülasyona ait bireylerin dokularında biriken zehirli madde miktarı aşağıdaki grafikteki gibidir. Bu 5 türden alınan dokulardaki zehirli madde miktarının ortalaması 0,7 gram olduğuna göre 1 numaralı canlı türünden alınan dokulardaki zehirli madde miktarı kaç gramdır? Şimdi 1 numaradan x gram alınmış arkadaşlar. İki numaradan Üçten 2 numaradan 0,6 3'ten 0,2 4'ten 0.4 5'ten 0, 5'den 0 8. Toplamda 5 canlı türü var. Bunu 5'e bölerek ortalamayı buluyoruz. Bu ortalama 0,7'ye eşitmiş. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Buradan 1 geldi. 2. x artı 2 eşittir. 5 çarpı 0,7'den 3,5 gelir. O zaman 3,5'ten 2'yi çıkardığımızda cevabımızı 1,5 buluruz. Yukarıda birinci durumdaki gibi gösterilen bir ip şekilde gösterilen yönde ortadan ikiye katlanarak ikinci durumdaki halini alıyor. İkinci durumdaki ip de aynı şekilde tekrar katlanıyor. Bu işlem ikinci ve üçüncü durumlarda da aynı şekilde tekrar edildikten sonra dördüncü durumda oluşan ip ortadan ikiye kesildiğinde oluşan uzun ip parçaları kısa ip parçalarından 5 birim daha uzun oluyor. Buna göre ipin kesilmeden önceki boyu kaç birimdir? Arkadaşlar şekli daha iyi anlayabilmek için şöyle bir çizim yapacağım. Şimdi birinci durumdaki ip ikiye katlanıyor ve ipin görüntüsü şu şekilde oluyor değil mi arkadaşlar? Sonra ikinci durumdaki ip tekrar ikiye katlanacak tam ortadan. O zaman da şöyle gösterelim arkadaşlar. Böyle geliyor. Böyle geliyor. Yani şu kısımdan bahsediyorum. Şurası. Katlayınca şöyle bitişik oluyor. Sonra böyle bir görüntü meydana geliyor. Sonra arkadaşlarım bu ifade yine bu üçüncü durum olmuş oldu. İki katlandığında ise şöyle çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha olacak 8 olacak. Evet, bu şekilde bir katlama meydana gelmiş oluyor. Şimdi bunu ortadan ikiye kesiyoruz. Ortadan ikiye kestiğimizde arkadaşlar kısa parça burada. Uzun parçayı da mavi ile çiziyorum. Burası. Uzun parçaların hepsi böyle, kısa parçalar da kırmızı. Uzun parça kısa parçadan 5 birim fazlaymış arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yazabiliriz. Buraya K dersek bir kere şurası da K olacak. Burası da K olacak. Mavi parçanın uzunluğu 2K. Kırmızı parçanın uzunluğu K. Bu aradaki fark 5 olacak ve K'yı 5 bulacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edelim. Rengimi değiştireyim. Hangi renk alayım? Yeşil. Arkadaşlar 2K burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 2K var. 8 çarpı 2'den 16K olur. K'yı da 5 bulmuştuk. 16 çarpı 5'ten ipin uzunluğu 80 olur arkadaşlar. ABC kaplarının içinde kapların üzerindeki etiketlerde yazan miktarlarda şekerli su karışımları bulunmaktadır. Bu karışımların karıştırılması ile ilgili olarak aşağıdaki adımlar takip edilmiştir. Şimdi şu kapları bir anlayalım arkadaşlar. A kabında 120 gram şekerli su karışımı var. Bunun %80'i şeker. Şimdi devam edelim. A kabındaki karışımın 1/3'ü B kabına dökülüyor. Bu işlem sonucunda B kabından herhangi bir şekilde sıvı taşmıyor. O zaman A kabından B kabına bir boşaltalım. 120 gramın 1 bölü 3'ü 40 gramdır. 40 gram şekerli su var. Bu 40 gram şekerli suyun %80'i şeker. Evet. İkinci adımda B kabında oluşan yeni karışımın %25'i C kabına dökülüyor. Bu işlem sonucunda da C kabından herhangi bir şekilde sıvı taşmıyor. Bunu da yapalım. Öncelikle B kabındaki Karışım bize neyi verir? Arkadaşlar 40 gram 40 gram eşit kütlede olduğu için yüzdelerin ortalamasını almamız yeterli. %80 artı %40 bölü 2'den yazalım. B kabının son yüzdesi 120 bölü 2'den 60 gelir. Yani toplam karışım 80 gram şekerli su karışımının %60'ı şekermiş arkadaşlar. Ve bu B kabındaki karışımın da %25'i C kabına aktarılıyormuş. 80 çarpı 25 bölü 100 20 gram eder. Yani buraya 20 gram karışım ekleniyor. Şeker oranı %60 olan 20 gram şekerli su karışım ekleniyor. Burada da ne var? 30 gram var. O zaman arkadaşlar son durumdaki karışımı bir hesaplayalım. Bize onu mu soruyor? Son durumda C kabının oluşan karışımın şeker oranı nedir? Arkadaşlar 20 gram şeker karışımının %60'ı şeker. 30 gram şeker karışımının %30'u şeker. Toplamda 20 artı 30'dan 50 gram karışımın yüzde kaçı şeker? Buradan bir tane sıfırları silerek ilerleyelim. 120 artı 90'dan 210 210'u 5'e bölüyorum 42. Yeni karışımın şeker oranı %42'dir. 10. soruya bakalım. Yukarıda 1'den 24'e kadar numaralandırılmış tabloların içinde aynı motifler vardır. Bu motifler aşağıdaki kurallara göre boyanacaktır. Numarası 2'nin katı olanlar maviye, numarası 3'ün katı olanlar yeşile boyanacaktır. Buna göre hangileri doğrudur? Sadece maviye boyanmış tablo sayısı 8'dir diyor. Arkadaşlar o zaman 2'nin katı olanları bir bulalım. 2, 4, 6, 24. Kaç tane terim var? Son terim eksi ilk terim. Aradaki fark artı birden 12 tane var. 3'ün katı olanlara bakalım. 3, 6, 9, 24. Son terim eksi ilk terim. Aradaki fark artı birden 8 tane. Peki, hem 2'nin hem 3'ün katı olanları bulalım. 2 x 3'ten 6, 6, 12, 18, 24. Burada terim sayısı bulmamıza gerek yok. 4 tane var arkadaşlar. Şimdi diyor ki sadece maviye boyanmış. 2'nin katına bakıyorum. 2'nin katı 12 tane. Burada zaten 4 tanesi hem 2'nin hem 3'ün katıdır. 12'den 4'ü çıkardığımda sadece maviye boyanan 8 tane tablo vardır. Birincisi doğru. Hem yeşil hem de mavi boyanmış tablo sayısı 8'dir. Hayır arkadaşlar onu 4 tane bulduk. Hem 2'nin hem 3'ünün katı olan tabloyu soruyor bize. Bu yanlıştır. 2'yi eledik. Mavi veya yeşil renklerinden hiçbirine boyanmamış tablo sayısı 8'dir demiş. Şimdi arkadaşlar. 12'nin katı olan 12 tane tablo var. 3'ün katı olan 8 tane tablo var. Her ikisinin de bulunduğu 4 tane tablo var. Yani biz burada şunu yapmış olduk aslında. Şöyle yazalım arkadaşlar. Bu 2'nin katı olan, 3'ün katı olan, bu da 6'nın katı olan. Her ikisinde de 2'nin ve 3'ün katı olanı iki kere saydığımız için burada bir tanesini çıkartarak sadece bir kere sayıyoruz. Yani toplamda boyalı olan tabloyu bulmuş oluyoruz. 20-4'ten 16 tane tablo boyanmıştır. Toplamda 24 tablo vardı. 16 çıkardığında 8 tane tablonun hiç boyanmadığını bulmuş oluruz. Bu ifade doğrudur. Bir büyük cevabımızdır. Ömer, Soner, Berkan ve Gökhan çekildeki gibi dizilerek sayı sayma oyunu oynayacaklardır. Oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Oyuna ilk olarak Ömer başlayacak, ve o ok gününde Soner, Berkan, Gökhan ardından tekrar Ömer olacak şekilde sürekli devam edecektir. Çekilde mevcut arkadaşlar. Ömer sayı söylemeye 2 ile başlayacak. Ve sonraki kişi sıradaki ardışık sayıyı söyleyerek devam edecektir. 3, 4, 5 şeklinde devam ediyor. Oyunculardan herhangi birine 3'ün katı olan bir sayı denk gelirse bilmem diyerek sayıyı söylemeden sırasını geçirmiş olacak ve ardından gelen kişi 3'ün katı olan bu sayıdan sonraki sayıyı söyleyerek oyuna devam edecek. Bilmem yerine şaşırıp sayıyı söyleyen kişi oyunu kaybedecektir. Oyunu kaybeden kişi elinecek ve oyun kaldığı kişiden kaldığı sayıyla devam edecektir. Buna göre oyunda ilk elenen Berkan 24 sayısına şaşırıp elendiğine göre Ömer enerken kaçıncı sayı söyledikten sonra oyunu kazanabilir. Kazanan bu olacakmış arkadaşlar. Şimdi Berkan 24 yerine bilmem deseydi elenmeyecekti. Bilmem dememiş 24 demiş 3'ün katı olan bu sayıyı söylediği için elendi. Sonra artışık şekilde gidiyor. 25, 26, 27. Hani en erken kaçıncı sayı söyledikten sonra diyor ya arkadaşlar. Soner ve Gökhan'ın da elenmesini istiyorum. 27 üçün katıdır. Soner'e geldi. Soner bilmem demedi. Sayının kendisini söyleyip elendi. 27'den sonra 28 gelir. Sonra Ömer 29 dedi. Sonra Gökhan 30 diyerek 3'ün katı olan sayıyı söylemiş oldu ve oyundan elendi. Bu durumda Ömer oyunu kazandı. Peki Ömer'in söylediği en son sayı nedir? 29. Cevap 29'dur.